Ön yargı birkaç farklı bileşenden oluşur. İlk bileşen, temel alt düşünce ve aşırı genellenmiş inançlar bütünü yani biliştir. Bunlara genelde basma kalıp veya stereotip deriz. Ön yargının ikinci özelliği duygusal bileşen taşımasıdır. Örneğin, kızgınlık veya güçlü bir hoşlanmama duygusu gibi. Buna da duygu veya duygusal bileşen diyoruz. Üçüncü olarak ön yargı, ön yargının etkisiyle ortaya çıkan bir davranışı yapma eğiliminden oluşur. Biri bunu yaptığı zaman ön yargı ayrımcılığa dönüşmüş olur. Dolayısıyla daha önceden bahsettiğim gibi, stereotip de diyebileceğimiz bir düşünceye biliş, ön yargısal bir düşünce biçiminin davranış değişikliğine sebep olduğu zaman, düşüncenin davranışa dönüşme eğilimine ise ayrımcılık diyoruz. Evet, ön yargıyı bu üç alana ayırabileceğimizi görüyoruz yargı konusunda acaba kişilikle ilgili faktörler de söz konusu mudur? Bazı görüşlere göre belirli bir karakter tipi önyargıya daha yatkın. Bahsettiğim bu karakter tipi otoriter kişilik. Şimdi buraya kocaman bir postal çizeceğim. Bir sürü de bağcı olsun. Bunu çizdim çünkü otoriter kişiliğe sahip insanlar birçok açıdan asker gibidirler. Üstlerini dinlerler ve onlara itaat ederler. Öte yandan kendilerinden aşağı gördükleri kişileri çok umursamaz veya onlara karşı sempati duymazlar. Hatta bu insanlara karşı gayet baskıcı davranabilirler. Bu insanlar aynı zamanda çok katı düşüncelere sahiptirler. Görüşleri söz konusu olduğunda pek de esnek değillerdir. Bazılarınız bunun kulağa hiç de iyi gelmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Genelde bu insanları düşündüğümüzde Belki de sert yetiştirildikleri için böyle olduklarını düşünürüz. Büyürken muhtemelen çok fazla disipline maruz kalmışlardır. Otoriter kişiliğe sahip bu insanlar dünya görüşleriyle başa çıkmada onlara yardımcı olsun diye ön yargıyı kullanırlar. Ön yargı onların egosunun koruyucusudur. Ön yargı sayesinde kendilerinin kabul edilemez yönleriyle yüzleşmekten kaçınırlar. Her zaman başkalarına başkalarının nasıl davrandıklarına, diğerlerinden ne kadar nefret ettiklerine ve onları ne kadar sevmediklerine odaklanırlar. Otoriter kişiliğin aslında çok tartışmalı olduğunu söylemeliyim. Aynı zamanda herkesin bu çok zor karakter tipiyle ilgili hem fikir olmadığını da bilin. Şunu da düşünmek lazım. Eğer bu bir kişilik tipi ise değiştirmesi zor olacaktır. Bu yüzden otoriter insanları hedef alarak Ön yargıyı azaltma girişimleri zordur. Peki bunun kişilikle bir alakası yoksa, ya karakterden çok duygularla ilgiliyse? Görüşlerden biri de şu, engelleme gibi bir durumda ortaya çıkan sinirlilik gibi bazı duygular ön yargıya sebep olabilir. Peki bu tam olarak nasıl oluyor? Biri engellendiğinde veya sinirlendiğinde bu durum genelde saldırgan dürtülere dönüşüyor. Örneğin, çok düşük maaşlı bir işte çalışıyorsunuz. Daha sonra bu sizde engellenmiş hissi yaratıyor. Sinirleniyorsunuz ve saldırganlaşmaya başlıyorsunuz. Size bu kadar az maaş verdiği için işvereninize karşı saldırgan bir tutum içine giriyorsunuz. Zorluklardan biri de eğer işvereninize karşı saldırgan olmaya başlarsanız işinizi kaybedebilirsiniz ve bunu pek de istemeyebilirsiniz. Eğer işvereninize karşı saldırgan davranmazsanız, içinizdekileri dışa vurmasanız da bu saldırganlık artmaya devam edecek. Peki, bunun için ne yapmak gerekiyor? Bazı insanlar şuradaki saldırganlığı alır ve başka yere yönlendirir. Mesela, işverenleri yerine azınlıklara karşı saldırgan davranırlar. Bu birçok yönden daha kabul edilebilir bir şey. Çünkü böyle olunca o kişi işini kaybetmeyecek saldırganlığını başkalarına karşı mesela azınlıklara veya farklı ırk gruplarına karşı göstermeye başlayacak peki burada ne yapmış oluyorlar başkasını günah keçisi yapıyorlar yani saldırganlığa dönen bu engelleme durumunu ve sinirlenme duygusunu işveren veya herhangi bir güçlü kişiye uygulamak yerine farklı bir grup insana karşı uyguluyorlar ki zaten saldırganlıklarını Güçlü kişilere karşı kullanmaları, onlar için dezavantajlı bir durum olur. Bunu tarihte dünya genelinde, Amerika'da ve Avrupa'da, özellikle ekonomik zorluk ve zarar dönemlerinde gördük. İşte bu kurama engellenme saldırganlık kuramı deniyor. Engellenme saldırganlık kuramı ile paralel olarak size başka bir kuramdan daha bahsetmek istiyorum. O da göreli yoksunluk kuramı. Göreli yoksunluk kuramına göre insanlar sinirlendiklerinde ve kendilerini yetkili gördükleri bir şeyin eksikliğini hissettiklerinde ön yargı ve ayrımcılıkta artış gözleniyor. Ve burada aslında beklentileriyle sahip oldukları arasında bir uyuşmazlık görülüyor. Şimdi buradaki grafiğe bakalım ve eksenlere isim verelim. Yatay eksen zaman, dikey eksen yaşam standardı olsun. Beklentimiz Zamanla yaşam standardının yükselmesi, gerçekte olansa şu olsun. Gördüğünüz gibi yaşam standardı zamanla artmadı, aksine bir yerden sonra düşmeye başladı. Sebebi belki de ekonomik bir sorundur. Dolayısıyla burada bir fark görüyoruz. İşte bu fark göreli yoksunluğu gösteriyor. Toplu huzursuzluğa sebep olan şey, bu göreli yoksunluğun boyutu ve ne hızla gerçekleştiğidir. Toplu huzursuzluğun bir sonucu olarak ön yargıda ve ön yargıdan sonra oluşabilecek davranışsal bileşen olan ayrımcılıkta da bir artış gözlenir. Dolayısıyla engellenme saldırganlık kuramı ve göreli yoksunluk kuramı birbiriyle bağlantılı şeylerdir.